hoş geldiniz. Sizin gibi güzel bir cerrahtan bilgileri almak bizim için çok daha keyif olacak. Ben hemcinslerimin bu kadar güzel yerlerde olmasına çok gurur duyanlardanım. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Çok teşekkürler. Jinekomasti ile başlayalım mı? Evet. Hep kadınlar hani estetik gibi algılanıyor ama erkeklerin de aslında bazen ciddi estetik problemleri oluyor. Jinekomasti nedir? Bir estetik sorunu mudur? Belki bunu da sorayım. Evet, jinekomasti özellikle yaz ayları öncesinde erkeklerin bize en sık başvurduğu estetik ameliyatların ana nedeni aslına bakarsanız. Jinekomasti erkeklerde gördüğümüz kadın tipi meme büyümesidir. Bu sorunla hasta bize geldiğinde öncelikle hastalar için söylüyorum. Hani bende bu var diyen, olduğunu düşünen hasta grubu hemen bunu bir hastalık, bir jinekomasti olarak kabul etmesin. Bebeklerde dahi karşımıza çıkabilen bir tablo aslına bakarsanız meme büyümesi. Bunun yanı sıra ergenlikte, ileri yaş dönemde de karşımıza çıkabiliyor. Fizyolojik olarak yani normal sınırlar altında. Hasta bize geldiğinde öncelikle bir konuşup değerlendirmesini yapıyoruz. Hasta kaç yaşında, ne kadar süredir bu şikayet var? Öncelikle bunları ediniyoruz. Sonrasında muayenemizi yapıyoruz ve gerekli birkaç kan testine ve en önemlisi ultrasonografiye başvuruyoruz. Bunlar sonucunda eğer jinekomasti olduğuna kanaat getirirsek ona göre tedavi protokollerimizi hastamızla paylaşıp uygun bir rota çiziyoruz. Çiziyorsunuz. Peki jinekomasti kadın tipi bir meme büyümesi diye anlaşılır şekilde tanımlayacak olursak orada erkeklerde meme dokusu mu büyüyor? Orada bir yağlanma mı oluyor? O büyümeye sebep olan şey ne oluyor? Meme dokusu hani hem kadında hem erkekte aslında meme bezinden ve yağ dokusundan oluşmakta. Erkeklerde de yağ dokusunun artmasıyla da sınırlı olabilir. Buna eşlik eden bir meme bezi büyümesi de olabilir. Bunun tespitini hem muayenemizle hem de ultrasonografi yardımıyla yapıyoruz. Evet, dedik ya mesela küçük yaşta da artık çok fazla görülüyor diye. Bu biraz beslenme tipimizin değişmesi, işte çok hormonlu gıdaların hayatımıza girmesi bu süreci birazcık tetikledi mi sizce? Evet, tetiklemiştir çok büyük ihtimalle. Çünkü özellikle ergenlik döneminde karşımıza çıkıyor. Hormonal dengesizlikler bu konuda oldukça etkin. O yüzden hasta bize ilk başvurduğunda eğer şikayeti sadece geçtiğimiz bir yıl içinde varsa takibi öneriyoruz. Özellikle ergenlik döneminde bir hastaysa. Ama yok, iki yıldır devam eden bir şikayeti var. Kan testlerinde herhangi bir hormonal bozukluğa rastlamadık. Ve hem muayenemizde hem yaptığımız tetiklerde jinekomastiyi doğruladık. O zaman tanı koyup tedavi aşamalarına doğru geçiyoruz. Tamam, o zaman biz de tedavi aşamalarına gelelim. Tanı kondu ve jinekomasti diyelim hastamız. Nasıl bir süreç işliyor? Jinekomasti tanısı konduktan sonra hastada eğer sadece bir yağ dokusunda artış tespit ettiysek liposuction dediğimiz kanüller yardımıyla lazerin veya ultrasonografinin de güçlendirdiği negatif basınçlı emme tekniklerini kullanıyoruz. Veya buna eşlik eden bir meme bezinde büyüme varsa areola dediğimiz memenin kahverengi bölgesinin hemen altından yarım daire şeklinde bir kesiyle oradaki büyüyen meme bezini de çıkarıyoruz. Tabii ki bunlar genel anestezi altında yapılıyor. Takip eden süreçte hastamız bir gece hastanede kalıyor. 4 ila 6 hafta kadar bir korse sürecimiz olacaktır. Çok ciddi ağrı yakınması olan bir ameliyat değildir. Ameliyat sonrasında bir haftada 10 günde hastalar rutin aktivitelerine, günlük hayatlarına dönebilmektedir. Dedik ya ergenlik döneminde de olabiliyor. Hangi yaştan itibaren yapıyorsunuz? Hasta 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor mu liposuction veya bahsettiğiniz daha komplike yöntemi gerçekleştirmek için? Özellikle bir yaş sınırı koymuyoruz aslına bakarsanız. Hasta 18 yaşında ama bu şikayeti 2-3 yıldır var ve ciddi bir özgüven kaybına sebep olmuş. Hasta bundan çok muzdarip ise bir yaş sınırımız yok, yapabiliriz. Ama hasta bize 18 yaşında geldi, henüz 6 aydır bu yakınmaları var, biraz beklemesini, biraz takip etmeyi öneriyoruz. Hemen ameliyat gündeme gelmiyor tabii ki. Peki operasyon yapıldıktan sonra tekrar etme riski var mı jinekomastinin? Tabii ki bu bir yağlanma artışından kaynaklandıysa veya bir hormonal dengesizlikten kaynaklandıysa tekrar edebilir. Bunun içinde altta yatan bir nedenimiz yoksa hastaya yaşam standartlarını değiştirmesini, yağlanmayı azaltıcı, işte egzersiz, diyet gibi önerilerimiz olacaktır. Aslında bu tüm liposuction yaptığımız hasta grubu için geçerli. Yani hasta aynı yaşam standartlarına devam eder, önerilerimiz doğrultusunda hareket etmezse
aynı yağlanma gerçekleşebilir. Evet, burada tabii dediğiniz gibi ameliyat sonrası korsaj kullanımı çok önemli. Tabii. Yani o görüntünün daha homojen biçimde nasıl diyeyim, hani oturma süreci var denir ya böyle, evet. Halk arasında da hem burun Hı-hı. için kullanılan hem liposuction için. Ama bahsettiğiniz gibi artık lazer de işin içine girdiği için hem kanüllerin o ölçüleri çok inceldi, evet. küçüldü. Evet. Eskiden biraz Hı-hı. daha kalındı ve o dalgalanmalara biraz daha sebep oluyordu Hı-hı. herhalde. Şimdi ısıtılarak yağ dokusunu da daha likidite yaptığınız için herhalde Evet. iş çok daha görseli, konforlu, güzel Evet, bir hale hem bizim geldi diye için hem düşünüyorum. hasta için konforlu bir hale geldi. Deriyi de sıkılaştırdığı için lazer yöntemi korse süresini daha kısıtlı tutabiliyoruz. Hastanın günlük hayatına dönmesi daha kolay ve kısa olabiliyor. Bizim için de hasta için de bir avantaj Evet, tabii ki. estetik operasyonlarla ilgili şöyle bir yanlış algı vardır. Yazın yapılmaz, sanki havalar soğuduğunda yapılabilir. Böyle bir şey söz konusu mu? Böyle bir kısıtlama yok. Hastaların tercihi aslında Sizin burada söz yoksa konusu. dükkanları kapatıp hastaneleri, muayenehaneleri 3 ay tatile çıkmanız lazım. Evet, yani hastalar tabii ki 4-6 hafta korse kullanımını yaz sıcağında tercih etmeyebiliyor. Ama onun dışında ameliyat için bir yan etkisini artırır, bizim konforumuz hastanın konforunu bozar diye bir şey yok. Hasta tercih ederse tabii ki yapılabilir. Jinekomasti ile ilgili atladığım bir şey yoksa biraz da şöyle yüz gençleştirmeye doğru gelmek Tabii, istiyorum. tabii ki. O noktada da tam yüz germe operasyonlarına gelmeden artık çok güzel çözümler çıktı. Neler var? Son olarak sizden dinleyelim. Aslında ameliyatı böyle piramidin bir tepesi olarak düşünürsek hemen onun altında bizim cihazlarla ameliyat kadar olmasa da ameliyat olmak istemeyen hastalara veya ameliyat için erken olduğunu düşündüğümüz hastalara sunduğumuz yenilikçi yaklaşımlar var. Bunlardan birisi ulterapi, ultrasonun, fokuslu ultrasonun deride kullanılmasıyla derinin altında mevcut olan bir zarı biz ısıtıp sıkılaştırıyoruz. Ve böylelikle 35 yaşından sonra 35-50 yaş arası hasta grubunda özellikle şuralarda olan sarkmaları biraz sıkılaştırıp toplayabildiğimiz bir yaklaşım Evet, aslında. özellikle şu çenenin bu V yapısı bozulup U'laşmaya başladığında Evet. artık çok etkili bir yöntem olduğunu Evet. biliyoruz U terapinin. Hastalar da bize zaten genellikle bu şikayetle geliyorlar. Gençliklerinde olan o V şeklini kaybettiklerinden yakınıyorlar. Bunlara halk arasında bulldog olarak tanımlıyorlar. Onlardan şikayetçi olarak geliyorlar. Bunun için çok konforlu bir yöntem. Ofis şartlarında da gerçekleştirebildiğimiz, hasta çok ağrıdan yakınmazsa sedasyon dediğimiz o basit anestezi dahi vermeden gerçekleştirebildiğimiz bir uygulama. Derinin altındaki zarı ısıtıp hem sıkılaştırıyoruz, o bir böyle bir lifting, bir germe etkisi sağlıyor. Ve bunun yanı sıra altta bulunan kolajen, elastin gibi derimizin ana maddelerinin de üretimini hızlandırıp artırıyor. Onları da aslında stimüle ediyor bir Evet. anlamda. Bir de bildiğim kadarıyla bu yöntemi uygulattıktan sonra iyileşme belli bir periyotta da devam ediyor. 3 aya kadar gibi. Doğru bir bilgi mi bu? Tabii tabii aynen o şekilde. Hastaya uygulamadan sonra oturttuğumuzda bir %10-15 kadar bir etki görebildiğimiz gibi 3 ay 6 ay gibi ilerleyen sürelerde de artan bir etki görüyor hastalarımız ve bu da tabii ki senede bir kere büyük mi yapılıyor? Bir avantaj. Aslında 2 ila 5 yıl olan bir etki süresi var. Hani her yıl tekrarlama ihtiyacımız yok. 45 dakikada hemen hemen gerçekleştirdiğimiz bir işlemi 2 yıl kadar kullanabiliyoruz. Bu da oldukça büyük bir avantaj. Tabii ki, evet. Özellikle ameliyat olmak istemeyen, ameliyat için erken olduğunu düşündüğümüz hasta grubunda oldukça kullanışlı. Peki şöyle kullanılabilir mi? Önleyici, yani yaşlanmayı önleyici, cildimin şu anki dinçliğini, gençliğini koruma olarak da kullanabileceğimiz bir yöntem mi? 35 yaşından sonra kullanılabilir. Niye bir yaş koyuyorum? Bu yaştan sonra çünkü artık kolajen üretimimiz azalıyor ve o yaşlanma süreci yavaş yavaş başlıyor. Ben bu yaşlanmayı tabii ki durduramıyoruz, elimizde değil ama yavaşlatmak istiyorum bu süreci diyen hasta grubunda. Tabii ki kullanabiliriz. Sadece hani bu tekniği kullanıp kullanmamaya hastayla beraber ayna karşısında bakarak karar vermemiz uygun gerekiyor. Bir yapısı mı var? Hastanın beklentisini anlamamız gerekiyor. Hani ben tam olarak şu etkiyi istiyorum diyen bir hastaya cerrahi öneriyoruz. Ama ben biraz sıkılaşmak, biraz toparlansın istiyorum diyen hasta da tercih edebiliriz. Evet. Bunun yanında mezoterapi de özellikle işte Fransa'da çok popüler olmuş, bütün dünyaya yayılmış bir yöntemdi. Mezoterapiden de biraz bahsedelim mi? Onun da Tabii çok ki. Fazla çeşitleri
oluşmaya başladı artık. Evet, yani botoks dolgu aslında hepimizin bildiği, halkımızın da bildiği ve sık sık uyguladığımız yöntemler ama derinin kalitesini arttırmak için de yapmamız gereken bazı yöntemler var. Mezoterapi bunlardan biri. Aslında mezoterapi genel bir isim. Deri altına yaptığımız tüm enjeksiyonlara biz mezoterapi diyoruz. Ama enjekte ettiğimiz, kullandığımız malzeme tamamen bize kalan bir şey. Bunun içinde birçok şey var biliyorsunuz. Hani birçok serum var. İşte Kleopatra serumu var, gençlik serumları var. Hyaluronik asitler var değil mi? DNA'sı dediğimiz çok popüler olan uygulamalar var. Ajanı ben sıkça kullanıyorum. Bu materyalin adı değil mi? Evet, materyalin adı. İçeriğin adı. Tamam, marka adı yok. Evet, lütfen. İçeriğin adı. İçinde B vitamini kompleksleri var ve birçok peptit var. Bu peptitler hani temel taşlarını, vücudumuzun temel taşlarını, derimizin temel taşlarını oluşturmakta. Vücudun kullandığı moleküller aslında bakar. Bunları dışarıdan hazır preparat halinde deri altına veriyoruz. Ve daha sonra derinin artık bunu bu süreci güzelce ilerletip bizim yaşlanmamızı yavaşlatmasını bekliyoruz. Gıda bölgesine de uygulanabiliyor mu? Çünkü hani gıdı yaşı çok belli eden bir de el üstü onu da sormak istiyorum. Çünkü bazen cildiniz çok güzel hale gelebiliyor ama gıdınızı yapmadığınız zaman yani bir bütün olarak yapmadığınız zaman veya el üstünü yapmadığınız zaman işte yaş oradan kendini ele verebiliyor. Evet. Yüze, boyuna, gıdıya, dekolte bölgesine ve ellere kombine olarak kullanılabilir bu mezoterapi teknikleri. Dediğim gibi hani oraya bir hazır materyali veriyoruz ve artık oranın gençleşmesini, nemlenmesini, ince kırışıklıkların açılmasını bekliyoruz. Oldukça kullanışlı, geleceğe de güzel bir yatırım bu uygulamalar. Evet, insanların aklına hemen şöyle bir soru geliyor. Acaba bunları yaptırırsam cilt böyle bir alışkanlığa mı sebep olacak? Hep mi yaptırmamı isteyecek veya ileride daha mı kötü olacak diye? Yok, cildin böyle bir beklentisi yok tabii ki. Sadece hani bu bizim kendimize yaptığımız bir yatırım. Bunun etkisi geçtiğinde, tekrar yaptırmadığınızda yine aynı hale dönecektir. Ne daha iyi olur ne daha kötü olur. Sadece hani biz geleceğe bir yatırım yapıp bu süreci yavaşlatmaya çalışıyoruz. Hemen hemen 3 seans halinde uygulanan yöntemler bunlar. 10-14 gün aralarla 3 seans hastanın bize gelmesi yeterli. Yılda bir kez tekrarlanabilir ya da yaz aylarından sonra nem kapasitesini arttırmak için tekrarlanabilir. Bu uygulamalar yaşlanma için oldukça faydalı. Evet, peki kombinasyon uygulamalar yapılabiliyor mu? Örneğin mezoterapi, U-terapi, botoks, dolgu bunların hepsi böyle bir arada yapılabilen işlemler mi? Şöyle, U-terapi sonrası bir mezoterapi oldukça faydalı olacaktır. U-terapi ile çünkü biz deri, deri altını ısıtıyoruz ve bundan sonra verdiğimiz her türlü maddeyi deri daha güzel emiyor ve daha güzel faydalanıyoruz o malzemelerden. Onun dışında işte botoks, dolgu da tabii ki beraber yapılabilen uygulamalar. Bunlar sonra ısı mekanizmalı cihazları uygularken biraz süre geçmesini beklememizde fayda var. Evet, tabii leke de birçok kişinin çok problemi, özellikle güneşe yanlış ürünler sürüp çıktığımızda veya hiçbir koruma kullanmadığımızda lekelenmesi çok kolay ama lekelerden kurtulması çok zor. Bu alttan uygulanan mezoterapi işlemleriyle lekelere de tedavi uygulamak mümkün müdür? Tabii ki. Leke hani sizin de söylediğiniz gibi çok sık karşılaştığımız ama çözümü çok kolay olmayan bir şey. Evet, biraz sabır gerektiren maalesef. Hani diyorum ya, lekelenmek çok kolay. Yani bir saatte gerçekten yanlış bir ürün kullanımıyla veya yaptığınız bir epilasyon sonrası korumadan çıktığınız bir güneşle Bir saatte o lekelere sahip olabilirsiniz ama ne kadar yani zamanda kurtulursunuz? Lekeyle gelen kimlik hastaya bunun çözümü bu, bunu yapacağız ve tamamen kurtulacaksınız diyemiyorum maalesef. Ama mezoterapi kullandığım tekniklerden bir tanesi tabii ki. Mezoterapilerin de hani lekeye özelleşmiş ürünlerini kullanarak yine aynı şekilde 3 seans 10-14 gün aralarla baş edebiliriz. Sadece yaz aylarında değil, güneşin etkisini kaybettiği zamanlarda yapılmasında fayda var. Evet, hemen şurayı da sormak istiyorum. Kol altındaki sarkmalar da kişilerin çok büyük problemleri arasındadır. Mesela U-terapi buraya da uygulanabilir mi? Uygulanabilir tabii ki. Ama tabii ki yüzde söylediğim gibi kol için de aynı şey geçerli. Hani hiçbir zaman cerrahi kadar bir sonuç vermeyecektir. Mutlaka, evet. Ama ben cerrahi olmak istemiyorum diyen hasta için ideal bir çözüm olabilir. Sadece hani bu cerrahi istemiyorum hasta grubu burada daha çok karşımıza çıkıyor. Kol germe ameliyatı yaptığımız hasta grubunda ciddi bir iz
bırakıyoruz aslına bakarsanız. Ne kadar saklamaya çalışsak da diğer bölgeler kadar elverişli bir yer değil kol. Tabii ki bunun mutlaka için. Öyle. O yüzden hani spor, bunun üzerine yaptığımız ultra biraz destekleyici yaklaşımlar olabilir. Peki mesela yüz germe yapıldıktan sonra daha sonrasında o yüz germenin o güzel etkisini muhafaza etmek için yine bu yöntemlerden faydalanılabilir mi? Yani işlem görmüş bir, yani cerrahi işlem görmüş bir cilt ultraterapi, botoks dolgu yaptırabilir mi? Tabii ki, hatta daha da iyiye taşıyacaktır. Biz cerrahi öncesinde de sonrasında da tüm bu yöntemlerden faydalanıyoruz. Hem etkimizi arttırmak için hem etkiyi uzun süre kullanabilmek için faydalanabileceğimiz yöntemler. Özellikle bir müddet hani ultrayla gidip sonrasında cerrahiye başvurduğumuz hasta grubunda daha sonrasında yine mezoterapi ile deri kalitesini arttırarak yaptığımız işin de daha güzel görünmesini sağlayabiliyoruz. Burada bazen hani şöyle minik bir çıkıntı oluyor ve bizim cilt hattımızı bozuyor. Oraya liposuction yapılabiliyor mu? Liposuction yapılabiliyor. Aslında cerrahi yöntem olarak yaptığımız yegane şey bu bölge için. Özellikle sadece ufak bir yağlanma artışı varsa liposuction yapılabilir. Özellikle lazer destekli liposuction'larla hem derinin buraya daha güzel yapışmasını sağlayabiliriz, hem daha az morluk, daha kolay günlük hayata dönüş sağlayabiliyoruz. Onun dışında hasta yine cerrahi istemiyorsa veya cerrahi için çok çok az gördüğümüz yağlanma artışlarında yine yağ eritici mezoterapilerle oradaki fazla yağlanmayı da yok etmeye çalışıyoruz. Peki yine göz altında sorayım. Göz altındaki problemler için cerrahiden başka teknikler var mı? Ameliyatsız teknikler? Göz altı hem biz için hem de hastalar için oldukça problemli bir bölge. Evet. Çok hasta, genetik yatkınlık da var. Tabii ki genetik yatkınlık. Vardır. Yaşam, benim de babamdan mesela. Yaşam şekli, yaşam tarzı çok önemli göz altındaki problemlerde. Ne tarz bir problemle karşılaştığımız öncelikle önemli. Hani ya fıtıklaşmaları varsa göz altında, bu torbalanmalara sebep olmuşsa, fazla cilt, kırışan, sarkan bir deriyle karşı karşıyaysak göz altında, o zaman cerrahiye yönlendiriyoruz hastamızı, cerrahisini tamamlıyoruz. Fakat bunlar değil, göz altı morluklarından şikayetçisi hasta, mor halkalardan şikayetçisi. Bunun için kullandığımız yine mezoterapi teknikleri var. Hem bu fazla oradaki koyu rengi açabilmek adına, bunun üzerine de yine ışık dolgusu adı altında dolgular yaparak oradaki o koyu halkaları daha az görünür hale getirebiliyoruz. Evet, özellikle ışık dolgusunun göz altında torbalaşma değil de çök bazlarında da tam tersi, buralarda inanılmaz bir çökme problemi ve o da insanı çok yorgun gösteren bir problemdir. Işık dolgusu özellikle buralarda çok olumlu pozitif sonuçlar veriyor. Ben bunu kendi gözümle gördüğüm için bu yorumu yapabilirim. Evet, sıkça kullandığımız hasta grubu da bu hasta grubu zaten. Çöküklük şikayetiyle, daha az da olsa yine mor görünme şikayetiyle bize başvuran hastalarda ışık dolgusu uyguluyoruz. Işık dolgusu bu arada hani çok yanlış anlaşılabiliyor bazen. Oraya bir herhangi bir lazer veya ışık saçan bir şey enjekte etmiyoruz. Aslında normal kullandığımız dolguların gözaltı için uygun formlarını tercih ediyoruz. Bu oraya bir ışıltı verdiği için, o koyu rengi ortadan kaldırdığı için ismi böyle. Ama o bölgede sıkça kullandığımız bir uygulama. Evet hocam, sizi bulmuşken böyle detaylı detaylı soracağım. Kaş düşüklüğü de gene insanın yüz hattını, işte göz torbalan mesela, hani şöyle baktığınız zaman bambaşka, şöyle hafif kaldırdığınız zaman hemen ifadeniz değişiyor. Kaşı kaldırmak için de ameliyatsız veya ameliyatlı yöntemler var mı? Ameliyatsız yöntem olarak sıkça başvurduğumuz aslında botoks. Hasta bize geldiğinde hani genel bir kaş düşüklüğünden ziyade kaşın kuyruğunda olan hafif bir düşmeden şikayetçi ise ve hani yine aynada hastayla beraber karar verdiğimiz bir süreç. Bir tık şu şekilde kaldırdığımızda hasta memnun oluyorsa o zaman bu tip yöntemlere başvurabiliriz. Ama hayır, hastada genel bir kaş düşüklüğü var, buna eşlik eden göz kapağı düşüklüğü var, o zaman ameliyata başvuruyoruz. Göz kapağı ameliyatları da gerçekten güzel yapılan bir ameliyat. Çok güzel pozitif sonuçlar veriyor. Evet, bizim de hastaların da çok sevdiği, çok sık uyguladığımız ameliyatlar bunlar. Ve erkeklerin de çok yaptırdığı bir şey değil mi? Göz kapağı ameliyatı. Erkeklerin çünkü de, evet, çok ciddi bir yaş atıyor hem sevgili izleyenler. Aynı zamanda da çok yorgunluk ve görme bozukluğu da yapıyor aslında. Bir perde iniyor gözün üstüne. İlerleyen dönemlerde o derinin daha fazla sarkması görme problemlerine, görme alanında kısıtlıklara sebep olabiliyor tabii ki. Ama sizin de söylediğiniz gibi göz çevresinde yapılan estetikler hastayı çok değiştiren, çok gençleştiren, ferahlatan, aydınlatan işlemler aslında. Göz kapağına yaptığımız estetikler sonrasında kaşa da yaptığımız müdahalelerle
bunu destekleyip güçlendirebiliyoruz. Gerçekten hastaların çok başvurduğu yöntemlerden biri bu. O zaman kısacık bir araya gidelim.